Bir kedi haberiyle karşınızdayım bugün. Bu haber baya güzel bir haber, ilginç de bir haber. İzlanda'da kedilere televizyon programı yapmışlar. Baya kedilere özel ev hazırlamışlar. Böyle küçük minik bir ev hazırlamışlar. Birkaç tane kedinin yaşantısını takip ediyorsunuz şeyde, programda. Baya güzel. Bakalım nasıl bir habermiş tam olarak. Videosunu da koyacağım. Siz de görebilirsiniz nasıl bir şeymiş diye. Evmiş diye. Önce haberi bir okuyacağım. Biraz yavaşlatılmış şekilde biraz yavaş okuyacağım. Bu kısmı kullanarak siz dinleme yapabilirsiniz. Veya hemen benim ardından telaffuzumu taklit ederek tekrar edebilirsiniz. Telaffuz çalışması olur size. Sonra da haberi beraber yorumlayacağız. Affedersiniz. Başlıyorum okumaya. Icelandic Cat Reality Show. Keeping Up with the Cetaceans is an Icelandic reality show that follows the lives of some kittens. The set is a large dollhouse with many cameras, so viewers can follow the cat athleticism for many hours a day. The Icelandic Cat Protection Society helped create the show. The idea is that four rescue kittens move into the house for 3 to 4 weeks at a time, and so far the show has been a positive success. Many of the kittens have been rehomed, and each one is adopted. Another homeless kitten takes its place. Güzel. Yani güzel bir haber. Hoş bir haber. Bakalım hemen haberi yorumlamaya başlayalım. Nasıl bir habermiş. Bu arada böyle haberleri, böyle daha çok haberi izlemek istiyorsanız kanalımda var. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kanalımda diğer haberlere de göz atmayı unutmayın. Ayrıca açıklamada bu haberlerin olduğu oynatma listesine link var, bakabilirsiniz. Haberi yorumlamaya başlayalım. Icelandic Cat Reality Show. Iceland, İzlanda demek. Icelandic Cat Reality Show. Cat, kedi demek. Reality Show da Türkçe tam karşılığı. Bakalım. Tam Türkçe karşılığı da yok ama reality show yani şunu kastediyor. Hani gerçek olarak bir şeyi, bir normalde insanlar oluyor tabi. Gerçek olarak bir insanın hayatını takip eden show olmuş oluyor aslında. Burada kedi hayatının show olmuş oluyor. Kedi hayatının programı olmuş oluyor. İzlanda kedi hayatı programı diye yorumlayalım, biz çevirelim. İzlanda kedi hayatı programı. Keeping Up with the Cetaceans is an Icelandic reality show that follows the lives of some kittens. Normalde bilen, özellikle izleyen kızlar daha çok biliyordur. İzleyen hanımlar daha çok biliyordur. Keeping Up with the Kardashians diye bir show vardı, yeni bitti. Bu Kardashianların hayatını takip eden bir show. Buna orada bir ona bir güzel şey yapmışlar. Atıf, latife artık ne denirse yapmışlar. Keeping Up şey demek. Ayak uydurmak, yani ayak uydurmak, takip etmek demek. Burada takip etmek diyelim. Keeping up, takip etmek. Neyi takip etmek? With the Cetaceans. Cat, bu katı cat'ten gelmiş. Yani bu kedileri takip etmek diyelim. Şovun adı. Bu show is an Icelandic reality show. Bu show neymiş? Zaten başlıkta geçmişti. Bu İzlanda hayat programı diyelim. Nasıl bir program? Bu program hakkında daha fazla bilgi veriyor bize. That follows the lives of some kittens. Bu that şu demek. Bu that şu demek değil burada. Bu that bir şey hakkında ek bilgi verirken o ek bilgiyi bağlıyor. Tamam, who, which, that falan bu işlevi görüyor. Nasıl bir showmuş? Nasıl bir programmış? Reality show that follows the lives of some kittens. Follow
takip etmek, izlemekti. İzleyen bir programmış. Neyi izleyen bir programmış? That follows the lives of some kittens. Pardon. Life, hayat demek. Lives, hayatları demek. Hayatlarını, neyin hayatlarını? Of nanin demekti. Of some kittens. Bazı, some bazı. Bazı kitten de yavru kedi. Bazı yavru kedilerin hayatlarını takip eden bir şovmuş bu şov. The set is a large dollhouse with many cameras so viewers can follow the cat athleticism for many hours a day. Set diyor. Buna Türkçe'de set diyoruz. Hani film seti. Set is a large dollhouse. Setin özelliğini söylüyor bize. Is a large dollhouse. Large geniş demek. Geniş bir doll kukla değil de oyuncak bebeklere falan doll deniyor. Yani oyuncak diyelim burada. Geniş bir oyuncak evmiş. Dollhouse. With ile demekti. With many cameras. Yani çok many çok veya birçok diye de yorumlayabiliriz burada. Birçok kamerası olan büyük bir oyuncak evmiş set. So ne demekti bu arada? Bu yüzden, o yüzden, yani, böylece bu tip anlamlara gelebiliyorsa. Ve böyle yani diyor. Yani viewers veya böylece viewers view görüntülemek demek. Viewers görüntüleyici, izleyici demek. Böylece izleyiciler can follow. Follow ne demekti? Takip etmekti. Can follow izleyiciler takip edebilir. Takip edebilir. Neyi takip edebilir? The cat athleticism. Kedi atletikliğini artık kedi atletik yarışmasını bilmiyorum. O tip bir şey söyleyebiliriz burada. For many hours dedi. Many hours yani birçok saat ede her gün birçok saat boyunca bu kedi atletikliğini mi artık deriz? Kedileri izleyebiliyormuş. İzleyebiliyormuş izleyiciler. The Icelandic Cat Protection Society helped create the show. İzlanda kedi koruma topluluğu. Protection koruma society topluluk. İzlanda kedi koruma topluluğu helped yardım etti. Help yardım etmek. Helped sonuna ed geldiği zaman the yani gelmiş oluyor Türkçedeki. Yardım etti. Neye yardım etti? Neye yardım etti bunlar? Helped create the show. Create yaratmak. Yani bu şovu, bu programı yaratmaya, oluşturmaya yardım etmiş bu topluluk. The idea is that four rescue kittens move into the house for 3 to 4 weeks at a time. And so far the show has been a positive success. The idea fikir demek. Yani fikir diyor. Sonra bu fikrin özelliğini söyleyecek bize. The idea is that de hani bağlıyor. Ayrı bir cümle kuruyor. O cümleyi bağlıyor. Yine the idea is that four res burada rescued demesi lazım. Bir harfi eksik yazmışlar. Four rescued kittens. 4 rescued kurtarılmış demek. 4 kurtarılmış yavru kedi. Kitten yavru kediydi. Move into the house. Bu arada bu hani ben fark ettim yanlış yazdıklarını ama bunu fark etmeseniz de rescue'da kurtarmak lazım zaten. Çıkarabilirsiniz yani. Böyle nadiren böyle hatalar olabiliyor. İnsanlık hali bu haberleri yazanlar da hata yapabiliyor nadiren. 4 kurtarılmış yavru kedi move into the house. Bu eve taşınıyorlarmış. Move'un hareket etmek anlamı var. Bir de taşınmak anlamı var. Move into the house eve yani evin içine taşınıyormuş. 4 tane kurtarılmış yavru kedi. 3 to 4 weeks. Herhangi bir zaman diliminden önce. For getirirseniz yani o zaman dilimi boyunca demek. 3-4 hafta boyunca bu eve taşınıyorlarmış. At a time. At a time her seferinde demek yani. At a time. Her seferde, her bir seferde 3-4 haftalığına burada kalıyormuş bu kediler. Ya her kedi 3-4 hafta kalıyor. And so far ve şu ana kadar. So far şu ana kadar demek. Bu da sık kullanılan bir şey dikkat edin.
ve şu ana kadar the show has been a positive success. Show, program, has been, ne demekti? Olmaktı. Has been, oldu demiş oluyor. Herhangi bir eylemden önce have veya has gelirse, ondan sonra da fiilin üçüncü hali veya ed alırsa fiil, geçmiş, yani the diye yorumlayabilirsiniz o fiili. The diye geldi diye yorumlayabilirsiniz. Program, şu ana kadar program, oldu, ne oldu? Has been a positive success. Şimdi burada positive'de de bir kelime oyunu yapmışlar. Positive ile pav'ı birleştirmişler. Pav, kedi patiği demek. Patik, pav, patik demek. İlla kedi değil. Patik demek pav. Pav. Positive ile pav'ı birleştirmişler. Positive diye bir şey yapmışlar. Şimdi ne diyor yani? Show, program, pozitif bir success de başarı demek. Bir başarı olmuş. Many of the kittens have been rehomed. And as each one is adopted, another homeless kitten takes its place. Many, birçok demek değil mi? Çok aslında demek, yani birçok diye yorumlayalım burada. Birçok, birçok neyin birçoğu? Of the'nin demekti. Many of the kittens, yavru kedilerin birçoğu have been rehomed. Re koymasa, sadece homed dese ev bulundu demek. Homed. Rehomed da tekrar ev bulundu demek. Yani bu da aslında küçük bir latife. Aslında çünkü bunlar bir evlerinden, bu oyuncak evlerinden gerçek bir eve gidiyorlar. Yani şimdi ona geliyorum. Bu yavru kedilerin birçoğu have been rehomed. Ya herhangi bir şeyin başına, bu arada eylemin başına re gelirse tekrar anlamına geliyor. Yavru kedilerin birçoğu tekrar, birçoğuna tekrar ev edinildirildi diyeyim. And ve as each one is adopted, adopt bu arada edinmek, yani evlat edinmek olabilir, işte bir evcil hayvan edinmek olabilir. Bunların hepsine adopt kullanılıyor. And as each one is adopted, each one her biri demek, her biri. Each her, one biri, bir demek, each one her biri demek. Ve her biri edinilirken, alınırken diyeyim. Şu as iken anlamına geliyor burada. Another homeless kitten take edildikçe veya o şekilde de yorumlasak daha iyi. Edildikçe another homeless kitten takes its place. Another bir diğer demek. Ya yani other diğer demek. An other bir diğer demek. Bir diğer homeless kitten, homeless evsiz demek. Evsiz yavru kedi takes, take almaktı, takes alır, neyi alır? Takes its place, onun yerini, yani edinilen yavru kedinin yerini alıyormuş. Yani bu 3-4 kedi yaşıyor, her diyelim ki birisi aldı, hemen onun yerine başka bir evsiz kediyi koyuyorlar. Yani çok güzel, çok güzel bir şey, çok hoş bir şey. Şurada da bu kedilerin bu evdeki maceralarını anlatan bir orijinal haber videosu var. Hem bu haberi linki hem de bu orijinal videoyu, o orijinal videoyu linki açıklamanın en sonuna ekliyorum. İsterseniz bakabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Açıklamaya sizin için 3 tane güzel hediye koydum, İngilizcenizi geliştirecek. Onlara bakmayı da unutmayın. Sonraki haber videosundan hemen şuradan devam ediyoruz. Helal olsun bu arada, çalışmaya devam, işi bitirmeye devam. Haydi bakalım.